Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok karıştırılan pankreasın sindirim enzimlerinin kodlamasını yapacağız. Kodlamamız arkadaşlar pankreastan gelen enzimler biliyorsunuz virüsün kanalıyla 12 parmak bağırsağı adını verdiğimiz ince bağırsağın başlangıç kısmı olan duodenuma dökülüyorlar idi. Bunların ince bağırsağımızdan salgılanan sekretin ve kolestokinon hormonları uyarıyor idi. Enzimlerin salgılanmasını sağlayan arkadaşlar Kolesistokinin hormonu idi. Seketin salgısı ise bikarbonat iyonlarını pankreastan salgılattırıp ince bağırsağın hafif bazik olmasında etkili oluyor, idi arkadaşlar. Dolayısıyla pankreasın enzimleri kolesistokinin hormonu sayesinde salgılanır. Kimlermiş bunlar? Altın Kızlar arkadaşlar. Kodlamamız bu. Altın Kızlar. Altın Kızların ı'sını herhangi bir kodlama bulamadık arkadaşlar ama diğer harflerin kodlaması mevcut arkadaşlar. Altın kızın A'sı amilaz enzimidir. Amilaz enzimi arkadaşlar ne işe yarıyordu? Amilaz enzimi nişastanın veya işte karbonhidratların arkadaşlar maltoz, maltoz ve dekstirine kadar parçalanmasını sağlıyor idi. Lipaz ne işe yarıyordu arkadaşlar? Yağları parçalıyor idi. Bakın yağları sindiriyor idi. Tripsinojen ve kimotripsinojen kime etki ediyordu arkadaşlar? polipeptitlere polipeptitlere etki ediyordu. Polipeptitleri etkiliyor. Onları daha küçük polipeptitlere bakın parçalıyor idi. Nükleazlar var bakın. Altın kızın neyse bakın. Nükleazlar yani DNA az, RNA az arkadaşlar. Bu da DNA'yı ve RNA'yı bakın parçalayan enzimlerdir. En son kızların K'sı ise arkadaşlar karboksipeptidaz adını verdiğimiz enzimdir. İnce bağırsakta bunun aminopeptidazı var. Yani peptit bağlarını amino gruplarından koparanlara biz aminopeptidaz diyoruz. Karboksil grubundan koparanlara ise karboksipeptidaz adını vermekteyiz. Demek ki pankreasın arkadaşlar altın kızların K'sı olan karboksipeptidaz enzimi ne yapmaktadır? Gelmektedir diye düşünmeliyiz diyoruz. Evet bir dahaki ders kodlamalarımızda soru çözümlerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.